Arkadaşlar, Timedia TV'ye hoş geldiniz. Bir hikayem var adlı serimizde. Bugün yine çok ilginç iki konumuz var. Şükrü ve Şükriye Hanım bizlerle birlikte. Bakalım hikayeleri nedir? Hep beraber dinleyelim bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz anladığım kadarıyla karı kocasınız ve bir probleminiz var. Bu probleminizi bizimle paylaşmak için geldiniz. Benim bir problemim yok yalnız. Arkadaşlar, hangi gerizekalı taktı şu kese kağıdını ya buraya? Evet, ben niye takıyorsam utanması gereken bu. Buna takmaları gerekiyordu. Bana taktılar. Benim gizleyecek hiçbir şeyim yok. Hayır, kimseye takmaya gerek yok ya. Ondan da çıkar. Şükrü Bey çıkarır mısınız lütfen? Gerek yok böyle bir şeye. Evet, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Niye geldiniz buraya? Ben Şükrüye. 28 yaşındayım. 7 senedir evliyim bu Şükrü ile. Evet, derdiniz, probleminiz de. Şükrü Bey, siz biraz bahseder misiniz kendinize? Efendim, ben de kusura bakmayın, çok stresliyim biraz. Üzgünüm. Anlaşamıyoruz. Memnun değil. Kolumdan tuttuğu gibi buraya getirdi. Hadi ben de niçin burada olduğunu bilmiyorum. Şükrü Hanım, siz anlatın isterseniz. Siz evlisiniz, 7-8 yıldır herhalde anladığım kadarıyla. Evlilikle ilgili probleminiz ne? Kocam iktidara çıkmıyor. Nereye çıkmıyor? İktidara. İktidara derken? İktidarsız yani, neden anlamıyorsunuz? Ha, kocanız iktidarsız. Bu durum ne zaman başladı peki? Evlendiğimiz günden beri iktidarsız. Kaldıramıyorum yani. Neyi kaldıramıyorsun? Bu yükle daha fazla yaşamayı. Yani siz şu an evliliğiniz devam ediyor, doğru mu? Evet. Siz kocanızla birlikte olamadığınız için, yani cinsel bir hayatınız olmadığı için şikayetçisiniz, doğru mu? Doğrudur. Şükrü Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Yalan söyle efendim. Benim böyle bir sorunum, bir derdim yok. Kendisi doymuyor. Sen beni doyurabildin de ben mi doymuyorum? Ne zaman kattığını gördük? Gece yarılarına kadar çalışan ben değil miyim? Ne zaman aç kaldığında doymuyorsun acaba? Ben o doymaktan mı bahsediyorum? Peki bu konuyla ilgili doktora falan gittiniz mi? Hayır, doktora gitmedik. Doktor nereden biz? Hacı hocaya götürdük, okuttuk, üflettik. Ama yine tık yok. Doğru söylüyor. Her gün bir hocadayız. Hatta hocanın bir tanesi sapık çıktı. Az kalsın bize tecavüz ediyordu. Siz kaldıramıyor musunuz? Nasıl bir kaldırmaktan bahsediyorsa artık. Siz evde sürekli bu konuyu tartışıyor musunuz? Maalesef. Sizin tam olarak şikayetiniz ne Şükriye Hanım? Ben çocuk istiyorum. Bana çocuğu veremiyor. Şükrü Bey, siz Şükriye Hanım'a çocuk veremiyor musunuz? İlişkimiz ilk başlarda böyle değildi. Çok iyiydi. Yani ne olduysa 3-4 ay sonra ötmemeye başladı. Yani suç bende de değil. Yani şu surata bir bakın. Bir kadın yüzü görüyor musunuz? Hani Allah'ın adını verdim, bu nedir ya? Karınızın çirkin olduğunu mu söylüyorsunuz? Çirkin demek az kalır. Maşallah, sen bile pissin. Sizin tam olarak derdiniz, anladığım kadarıyla, cinsel hayatınızın olmaması. Yani bu durumda ben ne yapabilirim ki? Buraya niye geldiniz? İnanın, program program dolaştım. Derdi bize çare aradı. Ne macunlar içirdim, yedirdim bilemezsiniz. Peki Şükriye Hanım, siz kocanızın uyuyan devini uyandırmak için ne yaptınız? Neler yapmadım ki? İlk günden beri hiç uyandıramadım açıkçası. Ne jartiyerler aldım, ne gecelik takımları. Göbeğine krem şanti mi dökmedim? Göbeğinde zeytin mi yemedim? Memelerine halka mı takmadım? Yatak odamıza direk mi dikmedim? Her defasında başım ağrıyor bahanesiyle uyuyordum. Şükrü Bey, gerçekten başınız mı ağrıyor? Efendim, yalan söyle. Bende migren var. Evlendiğimiz günden beri migren var diyorsun. Ne yapalım, Allah vergisi. Kocanızla cinsel hayatınızın kötü olduğunu söylüyorsunuz. Kocanızınki ötmüyor. Peki cinsel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Parmaklarım sağ olsun. Şükrü Bey, siz nasıl karşılıyorsunuz? Efendim, benim böyle bir sorunum yok. Yok tabii. Çünkü ötmüyor. Ne ötmüyor? Kuşu. Ne kuşu, anlamadım. Siz evde kuş mu besliyorsunuz? Kocamın kuşundan bahsediyorum. Kocanız evde kuş mu besliyor? Kuşu ötmüyor, kuşu. Allah senin belanı versin. Şükrü Bey, sizin kuşunuz gerçekten ötmüyor mu? Sanırım itiraf etmenin zamanı geldi. Doğru söylüyor kendisi. Ne ettiğimse olmadı. Bazen konuşuyorum onunla. Niye böyle yapıyorsun? Yani beni niye mahcup ediyorsun? Eline karşı. Kiminle konuşuyorsunuz? Kuştan bahsediyorum beyefendi. Anlamıyor musunuz? Ötmüyor, ötmüyor. Anladığım kadarıyla kuşunuzla konuşup sohbet edip dertleşiyorsunuz zaman zaman ama sizi dinlemiyor. Şükriye Hanım, Şükrü Bey kendi kuşuyla bütün bunları, bu duygusal anları yaşarken siz neredesiniz? Hangi kuşla konuşuyor onu anlamadım. Hep böyle ölü. Şükrü Bey, sizin sorununuz ne tam olarak? Yapamıyoruz. Beceremiyoruz. Neyi beceremiyorsunuz? Siz neyi anlamıyorsunuz beyefendi? Olmuyor, yapamıyoruz. Şükriye Hanım, kocanız iktidarsız mı yoksa kocanızın aslında öyle bir uzuvu yok mu? Var. Ne kadar? Ne kadar lazımdı? Yok, lazım olduğu için değil de, yani var ama işe yaramıyor anladığım kadarıyla, doğru mu? Kabuklu bir sümüklü böcek düşünün. Dokunduğunuz zaman içeri giriyor ya. Buna dokunduğum zaman yuvasına geri kaçıyor. Bozuk asansör düğmesi gibi. Dokunduğum zaman içeri kaçıyor. Ah, kutum kutum. Güzel kutum. Pardon, ne kutusu?
Ay sen de hiçbir şey bilmiyorsun be. Biz mi sizden bir şey öğrenmeye geldik, siz mi bizden, anlamadım yani. Şu derdimize bir çare bulacaksınız, bunu bulmayacaksınız. Kalk giderim hadi, evde ben derim ve devam ederim. Şükriye Hanım, sabahtan beri anlamadığım bir sürü terimler kullandınız. Yok kutu, yok kuş, ben ne demek istediğinizi açıkçası izleyiciler de çok anlamamıştır bence. Neyi anlamıyorsunuz? Kutu benim kutum. Kuş onun kuşu. Kuş kafesten çıkıp kutuya giremiyor. Uçak piste inemiyor. Uçak kalkamıyor. Uçak nereden piste inemiyor? İnemiyor değil, kalkamıyor. Uçağın pistten kalkamamasının konumuzla ne ilgisi var? Madem bir çare üretmiyorsunuz, ne de insanları programa alıyorsunuz? Benim yapabileceğim bir şey yok. Yani siz buraya bu fantezi dünyanızı anlatmaya geldiniz. Kendi hayat hikayenizi anlatmaya geldiniz. Ben sadece burada sunucuyum. Herhangi bir derde çözüm falan bulmuyorum. Sizin de ötmüyorsa doktora falan gidin. Madem bir çare bulamıyorsunuz, neden bir saattir bütün özelimizi döktük size biz? Bütün dünyaya boşuna bir rezil olduk. Sen bizim neler çektiğimizi biliyor musun? Biz 8 yıldır evliyiz, 8 yıl dile kolay. Daha tık yok. Sanki sorumlusu benmişim gibi saldırıyorsunuz ama. Peki arkadaşlar, son olarak ne söyleyecekseniz söyleyin ve programı bitirelim. Çünkü hakikaten ben de gerilmeye başladım artık. Çok sağ ol, çok yardımcı oldunuz. Biz zaten buradan kalkıp direkt öbür hocaya gideceğiz. Yani sizin yatak odanızda yaşadığınız ya da yaşayamadığınız şeyler niye benim başıma patlıyor anlamış değilim. Buyurun. Aslında evet, ben bir şey söylemek istiyorum son olarak. Buradan kuşu ötmeyen kocaların kadınlarına sesleniyorum. Asla pes etmeyin. O kuş bir gün ötecek. Allah başka dert vermesin. Efendim bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videonun altına yorum yapmayı, like yapmayı, kanala abone olmayı ve bu şuursuz insanlar hakkında fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın lütfen. Kalkıyorum.